Aslında konuklarımızdan da sağduyu çağrısı geldi bu anlamda topluma. Şimdi bu önemli. Özel bir röportaj var. Röportajı dinleyelim. Kim peki bu sabahki kilisede yaşanan saldırı sonrasında İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Palinuro ilk röportajını CNN Türkiye verdi. Serdar Korucu ve kameraman Doğukan Yıldırım'ın o özel röportajını dinleyelim. Ardından konuklarımızdan da yorumlamalarını isteyelim. İlk önce Sayın Cumhurbaşkanı bizi aradığı için bize cesaret ve teselli veren bir jest. Terk edilmiş değiliz. Ve bu gösterdiği destek, yakınlık için gerçekten cemaatimiz çok minnettardır. Ve onunla beraber birkaç bakanlar da ziyaret ettiler, direkt kiliseye gittiler. Ziyaret ettiler, başını sağ olsun dilediler cemaatimize, mahalli başrahibi Peder Anton ve yerel rahiplerimize gerçekten destek verdiler her konuda. Yerel yetkililer de belediye başkanları gittiler, yardımcı oldular, yanımızda durdular gerçekten ve kesinlikle cemaat olarak Türkiye'nin hukuk düzenine güveniyoruz. Ve eminiz ki gerçek bulunacak, gerçek ortaya çıkacak, adalet olacaktır. Önemli bu açıklama. Serdar Korucu oldukça başarılı bir röportaj CNN Türk ekranlarında da paylaştık. Papalık vekili Palinuro'nun açıklamasını neden önemsiyoruz? Birlik mesajı ve aslında burada yapılan destekle ilgili mesajında açık ve net bir şekilde az önce konuklarımızın işte CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın da söylediği, Abdullah Çiftçi'nin de söylediği toplumun sinir uçlarını, toplumun hassas, kırılgan noktalarını kaşımaya çalışanlara karşı her iki taraftan da Türkiye'nin önde gelen isimleri gerek hükümet tarafından gerek işte Papalık Vekili Palinuro'nun yapmış olduğu açıklama ile ilgili Türkiye'nin adalet sistemine güveniyoruz. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu anlamda bize tüm desteğini ilettiler. Türkiye devletinin aslında arkasında olduklarını, bu anlamda hiçbir sorun ve kaygı yaşamadıklarını söyledi.